Sabah kahvaltısını güzel yaparsak enerjimiz güzel olur. Sabah kahvaltısı. Bunun adı ne? Gözleme. Yazın yaptık ya yufkalarda. Mis gibi. Buradakiler de böyle pişiyorlar. Babam 3-4 tane yiyecekmiş arkadaşlar. Şöyle. Çıtır çıtır arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bakın şöyle. Doğru. 2 tane bile yiyemeyeceğim canım. Ya sabah değil kahvaltısı mi olunca insanın iştahı açılıyor. Neyse hadi bakalım biz bunları yiyelim. Ondan sonra dışarıda görüşelim. Çok sıcak. Yapıyorsun sen, oradan oturdun buraya. Bak burada şey de var. Sos mu? Sos da var, şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Sabah kahvaltısını yaptık. Enerjimizi topladık. İşlerin başındayız. Evet, her zamanki gibi şöyle karlı bir güle uyandık. Ama öğleden sonra bu kar eriyecek arkadaşlar. Akşam şöyle bir sepeleştiriyor. Saat 12 saat 3 arasında. Gündüz karla uyanıyoruz. Ondan sonra o kar yavaştan yavaştan öğleden sonra kalkıyor. Yerini böyle toprağa bırakıyor arkadaşlar. Şöyle beyaz örtü yok yani. Neyse bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yine ilginç işler deneyeceğiz. Pat patla keçileri salacak babam. Ben de pat patla gidip koyuna buruç getireceğim. Getirmeyi düşünüyorum. Getirmeyi planlıyorum. Buruç hayvana çok yarar. Daha önceden de bahsetmiştim. Keçileri arada götürüp buruşluyoruz. Ben de dedim ki pat patın içine koyunları çıkaramıyoruz. Koyunlar kuzlamaya devam ediyor. Mera'ya da gitmelerine gerek yok. Pat patın içine neden dedim buruç sarmayayım? Burucu yem karma makinesine atmayayım. Yem karma makinesi ne yapacak? Deneriz. Yapabilirsek eğer şayet. Ondan sonra Kayseri yağlaması yapacağız. Semiha uzun zamandan beri istiyordu. Abi Kayseri yağlaması yapalım diye. Malzemeleri tedariklemişler. Kayseri yağlaması yapacağız. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Kayseri yağlaması diyebiliyorum. Neyse başlıyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Haydi bakalım eğleniyoruz. Yarın da sünnet olacağız. Çocuğumuz sünnet olacak yani. Yusuf Alp sünnet olmaya gidecek yani. Evet dediğim gibi Yusuf sünnet olacak. Hayırlısı olsun, heyecanlıyız. Neyse onu da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bu arada şöyle yem getirdik kuzulara ve koyunlara. Bir iki ay kışı idare edelim, çıkaralım diye. Şu görmüş olduğunuz arkadaki düzgün tablonun değeri 50 bin lira arkadaşlar. Hadi bir koşuşturun bakalım ya. Hadi bir koşuşturun bakalım. Arkadaşlar kuzularımızın keyfi yerinde, günden güne büyüyorlar, büyümeye devam ediyorlar. Yarısı orada yem yiyor, yarısı burada kaçınıyor. Gündüz kocaman yer açıyoruz onlara, yani burasını komple açıyoruz. Koyunları hiç almıyoruz içeri. Küçük kuzulayanların küçük kuzuları diğer tarafta çadırın içinde duruyorlar. Bunlar annelerinden ayrı bir vaziyette burada yem yemeye devam ediyorlar. Bu arada size ne göstereceğim bakın. Şimdi dışarıda -1 derece soğuk var. Eksi falan söylüyorlar ama bilmiyorum, ben şimdi hava durumuna bakarsa söylerim. Bugün biraz daha soğuk olması lazım. Ama bu havada kaldırmayayım ya. Kaldırayım mı? Kaldırmayayım. Yavrular üşümesin. Güvercinimiz yavru çıkarttı. Burada yavruların üstünde yatıyor. Lan bu soğukta sen yavru çıkartılır mı lan? He? Bu soğukta yavru çıkartılır mı? Instagram'dan da paylaştım ben. Bakalım mı yavru? Hadi sen gelirsin. Bir bakalım. İzleyicilerimiz merak ediyor. Bir bakalım mı? Aa kalkmıyor arkadaşlar. Hiç ellemeyelim. Eğer kalktığında ben size gösteririm. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? -1 bulutlu. Sen keçiyi çıkartacaksın ama hava ayaz. Bak kar da düşüştürüyor gibi. Ne yapacaksın baba? Koyunu bir çıkartalım ondan sonra keçiyi çıkartırsın sen. Ben de baba. Arabacıkla buruç getirsem. Koyunların yem karmaya atsam ne olur acaba? Etkilenirler mi? Bir şey olur mu? Keç keç keç. Çık keç 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 keç. Çık keç keç keç. Baba çıkmayacaklar herhalde ya. Çık keç 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 keç. Çık keç 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 keç. Kaldı ama orada iki tane. Çık keç 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 keç. Bunlar da gelsin isterse ya fark etmez. Bence canları isteme ha. Çık keç keç keç. Çık keç 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 keç. Koyunların içinde keçi kaldı. Koyunların içinde. Anne de. Orada bak Teya.
Teya teya. Geliyorlar baba, koyunlar hücum ettiler baba. Baba ya fırtınaya yakalanırsan? Yavrum fırtına yok diyor. Ne? Saat gider de çık 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 çık. Şu koyun kaldı bak şimdi çık. Bu geliyor bak, geliyor geliyor. Sen onları geri çevir, geri geri. Tamam kapat hemen kapıyı, kapat. Hadi torun hanıma. Hadi oğlum, hadi oğlum. Arkadaşlar koyunlar bizi de götür diyorlar. Koyunlar bizi de götür diyorlar ama hava soğuk, bir de kar yağıyor usuldan usuldan. Zaten sizin yayılacağınız gibi değil ortam. Keçiler yayılabiliyor ancak. Ben size evde kaliteli yem karayım. Siz evde keyfinizi durun. Şimdi şöyle çok az açayım. Çok minik şekilde. Yok kapatsam olur, dolmuş. Ben size kapıyı açayım, içeri girin. Üçümeyin içeride, dışarıda. Gelin bakalım. İkra! O ne be kızım? O tavuk ne? Tavuğu gezdi. Ölmüş mü lan o? Uyuyor içinde. Allah Allah. Niye öyle duruyor? Hasta mı? Kendi biraz da hasta herhalde de. Allah Allah. Be yavrum sen tavuğu ne yapacaksın? Tavuğu kaydıracağına kendin kaysana. Oo arkadaşlar, babam nereye varmış bile. Ben koyunun yerini, suyunu açıp kapatıp ayarlayasıya kadar. Aslında koyunu da çıkartsak olur ha. Baksanıza kar yağıyor ama kar eriyor, durmuyor. Yeri tutmuyor. Koyun en azından bağırsak iğnesini de yaptık. Şöyle yeşilden acı keyfi yerine gelirdi. Yalnız babam sadece keçileri götürelim dedi. Koyunlar kuzuluyor dedi. Her şey saman yem değil dediğin gibi. Azıcık da stres atmaları lazım. Yedirmesi lazım ya. Tiken miken yer. Bu nece acı ağladı baba bu. Kancık mı? He. Aykız. Aykız. Oğlum bakıyoruz Aykız'a. Vallahi. Ona ben gece de ekmek atıyorum arada. Gece sürekli hayvanı koruyan bu. Ya oğluyla ya da eşiyle koruyor arkadaşlar. Toruman da gitti de. Sen neydi bu? Hava acık açarsa hayvanı da çıkartan baba. Hayvan da özlemiş. Sen şimdi nereye o kadar varacaksın? Ben şu kalenin üstüne, şu inönlüğe doğru gideyim. Ondan sonra en fazla 1,5-2 saat hadi. 2 saatten fazla gidemem. Evet. Şey yapsaydık. Gelmez zaten bunlar. Ben de patpatı alıp gelsem dedim. Patpatın arkasına biraz sarsam, yem karma makinesinin içine atsam, koyuna da biraz şöyle 8-10 şey buruç. At atsana at. Sünnet bir gel. He? Niye geride kaldı o? Bilmem. Vallahi bilmiyorum baba. Keçiler ulaklamaz ta ya. O geçen şaşkın da geride kalan değil mi o? Bu. Gelir o bak kaça. Bu evde yem yiyeyim diye uğraşanlardan. Onun işte bu tikenleri yiyorlar bak. Bu çaklı tikenleri yiyorlar. Görüyor musun? Sağlı tikenleri yiyorlar. Aynen. Koyun sen gidince bağırmaya başladı. Bizi neye salmayınız diye baba. Onun o koyun da gelecek ya. Canı sıkıldı yiyecek. Evet koyunun da canı sıkıldı da işte kuzulamalar bir şöyle rayına girse. Koyun gerçi bir şey olmaz ya. Koyunu geçsen 2-3 tane kuz olur değil mi? Dururlar. Evet iki kişi sizde güdülmez. Soğuktu arkadaşlar. Evde en azından kuruluğun üstüne kuzuluyorlar. Bakalım bu haftadan sonra havalar ısınacak falan filan diye tahminde bulunuyorlar. Bir 3-5 gün daha evde kalmasında sıkıntı yok. Aslında evde kalmasında sıkıntı yok da ne olursa olsun stres arkadaşlar. Yani şu keçi şu dahi gördü ne, evde bir daha neşesi farklı oluyor. Ama sürekli evde tutulunca neşesi bir farklı oluyor. Bunu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz da. Koyun da aynı şekilde. Yani siz dağa saldığınızda koyunun neşesi bambaşka bir hal alıyor. Sürekli evde durduğunda koyunun neşesi bir farklı hal alıyor. Onların da şöyle bir gezinelim
demeye, şöyle bir kaçınalım demeye ihtiyaçları var. Bak şuralarda buruç dolu ya. Ben pat patı çalıştırayım geleyim baba. Arkadaşlar ne de olmasa kış. Şimdi bunların da keçilerin yediklerinden canları istiyor ve gidiyorum. Evet. Pat patı çalıştıracağım. Hemen yapabilirsem 2-3 tane çamdan o buruçtan atacağım. Öksü otu da diyorlar. Yalnız benzinli bir kontrol edelim şunu. Benzini bitmiş gibi. Arkadaşlar şuna benzini dolduralım. Ondan sonra yolumuza çıkalım. Bir sene babamla biz komple kuzulara buruçla bakmıştık. Burucu getiriyorduk öksü otunu. Kıyıyorduk arkadaşlar. Ateşin başında bekletiyorduk. Isıtıyorduk. Kuzulara veriyorduk. Bakın bir sene boyunca, bir sene değil de kuzular büyüyüp hayvana bayağı benzini azmış. Yeter ama ya. Kuzular büyüyüp hayvana gidesiye kadar komple dağlardan emektarla beraber, tamam mı? Emektarı alıyorduk. Babam diyordu şuraya gidelim. Gidip bir araba buruç atıyorduk. Bize bir hafta gidiyordu. Kıyıyorduk. Ateşte ısıtıp kuzuları komple buruçla bakıyorduk. Çok yarar hayvana. Ama dediğim gibi zahmetli bir iş. Ben şimdi mesela haftada 2 gün yapsam hayvan çıkmadığı zaman hayvanın neşesi yerine gelir. Karda bastırdı ama ha. Vallahi karda bastırdı. Burada beklemeyin, içeri girin içeri. İçeri girin. Üstünüze kar yağmasın, ben geleceğim hemen. Batıyorduk arkadaşlar. Oradan gittim giderken ne kadar da ayaz olsa tarlalar çözük. Yani aşağısı üstlük olmuş. Görünüyorduk az daha. Arkadaşlar canavarla buraya kadar geldik. Şimdi buralarda hemen köyün yanındayım zaten. Çok ayrılmadım. Karda yağmaya başladı. Bu çamlarda olması gerekiyor ya. Abo. Yani biz geldik de. Nasıl toplayacağız? Kar bizi... Babam da dağa gitti. Allah Allah. Ya babam burada var, ben gördüm dedi. Ben de biliyorum var. Arkadaşlar iyi ki de koyunu salmamışız ha. Şuna bakın. Köy gözükmez oldu kardan. Şimdi şuradakinde var. Araba uzakta kaldı. Şu çamda bir iki tane var da beni tatmin edecek boyutta yok. Yani şöyle şu bir çama çıksam 810 pürçek koparsam yetecek bana ama Allah Allah. Hadi 20 sene önce desem burada buruç bulamazsınız da. Şimdi niye bulamadık biz? Babam da mahsur kalacak dağda. Keçilerle gitti. Ben dedim gitme. O dedi ben keçileri yayacağım.
Hatta ondan sonra benim aklım koyunu bile çıkaralım baba dedim. Babam sonra dedi oğlum koyun dursun sonra havalar ısınınca çıkartırız. Ya beni koyun da merakını alsın istedim ama tam merak alacak gibiydi ya. Şuna bakın. Allah Allah. Ya arkadaşlar. Vallahi eminim burada burç olduğuna ya. Buraya kadar geldim. Bırakmayacağım. Az daha ileri gideceğim. Çok güzel kar yağıyor. Mis gibi hava. Tavşan gitmiş buradan. Ya çamlığın içinde ne kar var arkadaşlar. Vallahi kavga çıktı. Hadi oğlum. Hadi. Ödümü kopardın lan, ödümü kopardın. Şunda var. Hani keçiler nerede? Keçiler nerede? Şunda da var. Şuna çıksak olur aslında. Ya niye böyle oldu bugün ya? Arkadaşlar keçiler yakın bir yerde olsa gerek. Köpekler yanıma geldi. Ben de şöyle bir iki çam, mesela şu çam kısa ve bu uç var. Buralara girsek pina mina var ama. Şu çam kısa ve bu uç var. Şununla biraz bu uç var. O gördüğüm çam çok yüksek. Böyle havada kayıp düşme ihtimalimiz var. Buralara da pat pat gelir mi? Şu aradan gelir. Mesela şunda var biraz. Anladın mı? Şunda var. Bak şunların ikisini atabilirim ha. Bunlar güzel. Evet, kar yine bastırmaya başladı. Şimdi hemen şunu çıkacağım, şunu çıkacağım. İki tane bıdık boylu ağaçtan toplayacağım, gideceğim. Şimdi yem karma makinesine atacağım. Acaba yem karma makinesi kıyacak mı, kıymayacak mı? Meram da o. Yani koyuna bunu versek fayda eder mi? Eder. Çok değil ama az. Tadında acıcık faydası olur. Öyle ağam şu an bir şey düşünmeyin. Lakin biz önceden çok dağdan getirip tarayla, baltayla kıyıyorduk. Diyordum ya sobanın üstünde bekletiyorduk. Kuzulara veriyorduk, kuzular yesinler diye. Şimdi direkt bütün olarak yem karmaya attığımda acaba kıyılacak mı? Hem meramı hem de dediğim şöyle biraz akşama Kayseri yağlaması var. Ona kadar adrenalin atalım, çalışalım, birazcık çalışmış gözükelim. Şaka yapıyorum tabii ki ama hadi çıkalım. Şöyle aşağı sallıyorum arkadaşlar. Genelde çamların üst tarafında çok oluyor. Kuşların buraya pislemesiyle. Aslında birbirlerine tohumlarını taşıyorlar ve bu bitkiyi ormana yaymış oluyorlar. Bu bitki de kuşları beslemiş oluyor. Bakın şu bubuları yiyorlar arkadaşlar. Şunlar var ya, şunları yiyorlar. Şöyle netleyeyim size. Şunları yiyorlar. Bunlar kuşlarla beraber geliyor. Kuş burayı dünediği zaman burayı tuvaletini yapıyor. Buradan çıkıp gidiyor. Bakın. Gördünüz değil mi? Bakın kurutmaya başlamış. Bak bunlar kurumuş. Çam besleyemediği zaman çamı bile kurutuyor. Neyse bakalım. Abi çamın en zirve noktasındayım. Topladım. Kalmadı. Bitti. İniyorum. Şöyle bir iki tane daha var. Şimdi bakın şöyle bir baktığınızda şu siyah siyah çamlarda görülen şeylerin hepsi buruç. Çama çıkıyorsunuz her yeri buruç oluyor. Çamdan iniyorsunuz o buruçları bulamıyorsunuz. Evet o çamdan indim. Şimdi bu çama çıkacağım. Görüyorsunuz hemen kısacık. Çam bile değil. Fidan da. Fidanın üstünde. Dünya kadar var. Torama. Oğlum sen. Keçi gütmeye mi geldin? Benle gezmeye mi geldin?
Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu çok tazeymiş. Vallahi bu çok tazeymiş. Düşüyorum. Bu çok güzelmiş. Artık topladıklarımızı arabaya koyma zamanı. Bakın arkadaşlar. Küçücük şeyden çıkan buruca bakın. Abi böyle bir çam daha atsam yeter herhalde ya. Baksanıza. Arkadaşlar normalde bugün kar göstermiyordu ama kar yağıyor. Şöyle arkaya topladım. Çok mu değil, az mı değil. Ortalama giderken bir çam daha bulabilirsem onu da atıp gideceğim. Çok da geçe kalmayacağım. Baksanıza babam bile eve doğru yönelmiş. O gitmeden gitmemiz lazım. Kara bakın. Arkadaşlar fazla da şansımızı zorlamadan eve dönelim. Yani çok yağar mı yağmaz mı bilemiyorum ama babamın izleri gitmiş. Yani o da eve doğru gitmiş. Bakın buradan zor çıktıydık gelirken. Yeter. Bayağı bir yeme tat verecek kadar topladım. Ağzına kadar doldursam iyi olurdu da. Ne yazık ki bu kadar. Babama yetiştim arkadaşlar. Fırtınaya bak, fırtınaya. Ne oldu? Kaçıyordun ne? Aha. Keçileri mi kaçıyordun? Başlara eremedim. Kış olacağını biliyorlar. Hadi gidelim baba. Allah Allah. Çok güzel bu, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kara bakın, kara. Vallahi el gibi atıyor bu. Çok yağacak demek arkadaşlar. Ben de vuruş topladım. Çekiyorum seni de. Arkaya buğday yükü atmış arkadaşlar. Lan yarış çağırdık ya, nereye gidiyorsun? Kayıyor mu? Hadi yarış oğlum. Hadi. Kaç yapıyor? 25-30 yapıyor. Ölçeye kadar yarışalım. Oo. Şurayı ben bırakayım bunu. Koyunları kapayayım. Ondan sonra şey götüreyim arkadaşlar. Saman samanla beraber bunu karıştıracağım ya. Fatih ile kapışacaktık da olmadı baba. He? Fatih ile yarış yapacaktık. O nasıl gider orman? O beni geçer ya. 30-35 yapamış. Tabii o geçer ya. Çuval da buğday koymuş üstüne ağırlık olsun diye. Ya arkası kayıyor diye arkaya buğday koy. Hadi baba. Sen biz geldik, kar dindi ya. At keçileri eysin ya. Hayır ya, ben yem karmaya onca toplamaya savaştım baba. Keçilerin neşesi gelmiş doğru baba. Ben hemen şu hayvana yemi karayım, burucu da atayım bakalım. Babamın dediyse bu kış geçe kalmış olabilir arkadaşlar, yani geç zamana. Geçe kaldı dedi, hani tam yılbaşında yağmadı da Şubat, Mart gibi yağacak dedi. Şunları kapatayım ben. Bakalım yem kırma makinesi, yem karma makinesi buruşları ne yapacak? Ben sen ne kaldın şaşkın, çık. Fatih'le bir gün kapışacağız arkadaşlar. Neyse. Şimdi aslında çok buruş getiremedim. Keçi dağa gidince alel ade gelişen bir olay. Dedim ki koyunun da canı ister, koyuna da getireyim. Ama hatır sayılır da getirdim. Bir deneyelim, eğer iyi olursa. Bu tarafa, Akpara tarafında devasa böyle buruşlu ağaçlar var. Oradan çekerim abi. Giderim bir saatte bir araba toplar.
Oh mis. Kış ayında haftada 3 kere yapsak koyunun kalitesi mis. Arkadaşlar şimdi bu baharat gibi gelecek koyuna. Şuraya ben bunları atayım. Buradan da makinenin içine açacağım. Şu güzel sap ballelerinden bir iki tane getireyim. Ballemiz var gerçi burada da. Evet. Bayağı da çok az da değil yani arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yem karacaktık. Misafirlerimiz gelmiş şöyle. Ben size tanıtayım. El sallayın çocuklar. Abimiz İstanbul'dan, abimiz Eskişehir'den. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi, biz de uğraşıyoruz abi. Kar yağıyor gördüğünüz gibi. Allah kolaylık versin. İsim neydi? Ali. Ali. Sen? Çınar. Çınar. Azra. Azra. Emirkan. Hoş gel. Hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar biz işlere devam ediyoruz. Şöyle bir iki muhabbet ettikten sonra karda bastırmadan yemimizi karalım. Arkadaşlar şunları içeri götüreyim. Kar yine başladı. Hemen yem karmaya geçelim. Evet işimizin başına döndük. Dışarıda kar yağıyor. Ben hemen şu buruçları içine atalım bakalım nasıl bir yürüyor. Arkadaşlar, ulan eskiden biz boşa uğraşmıştık ya. Bakın ne yapıyor makine, bakın. Kıyıp kıyacak şimdi, bakın. Abi içine saman da gönderdim. Bakın bak. Bak kıyıp kıymış görüyorsun. Vallahi bir araba getirirdim bileydim. Arkadaşlar yemi çıkardım. Şimdi bayağı hani az sayılır. Hatta şöyle yemeğin üstüne çok azıcık baharat atmak gibi bir şey. Şöyle size göstereyim. Bakın içinde minik bu yemin içine karıştırdı. Yani şöyle 3 tane aldığınızda elinize 1-2 tane parçası geliyor. Dediğim gibi koca makarnanın üstüne şöyle küçücük. Oh gene kar başladı baba. Ne oluyor bakın? Yağmur mu yağıyor, kar mı yağıyor? Kırımsa yağıyor. Kırımsa mı yağıyor? Yuvarlak. Bak. Evet. Var ya. Hadi bakalım. Şimdi şunu şey yapalım. Koyunlara verelim. Buzların yemlerini koyacağım. Ondan sonra da Kayseri ıslaması. Arkadaşlar yemi kardık. Hemen hayvana verelim. Buruçlu yem. Dediğim gibi böyle çorbanın içine acı atmak gibi bir şey oldu. Yani çok olmadığı için. Hemen üstüne sepelenmiş gibi bir şey oldu. Ben koyunları salacağım şimdi. Kapımızı kapatalım. Haydi çıkın bakalım, çıkın. Geç kaldık, hadi. Bir buçuk saat geç kaldık arkadaşlar. Hey. Lan karda kışta donucan lan. Üçkağıtçı ne işin var senin karda kışta dışarıda? Arkadaşlar kokuyor mu? İnanın hafiften kokuyor. Şöyle ben size göstereyim. Bakın buralara parça. Ya çok da değil, az da değil. Hani hiç koyunun ağzına gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama koku var. Mis gibi koku var. Salıyorum baba hemen. Yesinler. Arkadaşlar şimdi bunların yerlerine bakım zamanı. Şimdi yemlerini bitirmişler. Şöyle buradan bazen alıyorum bazen almıyorum. Mesela şöyle bak, pis değil, almayacağım. Ayaklarını sokuyorlar biliyor musunuz? Ayaklarını sokunca birazcık pis gibi gözüküyor. Mesela burada var. Bu tarafını alacağım. Daha tam anlamıyla şey yapmıyorlar ama günlük bir çuvala çıktılar. Evet şöyle bir çuval. Yine bir çuval inmeye başladı abi. Yani günde aslında şimdi
iyi gel hadi. Tam anlamıyla da 24 saat içinde bitiremiyorlar arkadaşlar. Azıcık kalıyor. Bak bunda kalmış, görüyor musun değil mi? Bunu bitirememişler. Bu altlarına döktükleri samanları yerde bırakmıyoruz. Ne kadar altlarını temiz tutarsak o kadar iyi. Ben 50 bin defa söylemişimdir bunu kuzu sağlığı için. Kameraya düşürürler, hiç acımazlar. Bakın şöyle yere bıraktıkları samanları ben buradan toplayacağım. Altlarına mantar yapmasını atacağım. Kuzular yalnız bu arada böyle bir ayazlar gelince bir böyle bir serpiştilerdi arkadaşlar. Tekrardan toplamaya başladılar. Kimisi şu anda belki 20 kiloların üstüne çıkan kuzular var burada. Bu kadar topladım. Arabacı getirecektim de arabacıkla uğraşmayayım, çuvalın içine doldurun da atıvereyim. Bunları yere ağızlarından düşürdükleri samanlar. Samanı önünden eksik etmiyoruz hiçbir zaman. Evet, kamerayı yine yemeye başladılar. Lan kamerayı niye yiyorsunuz lan? Kamerayı yemeyin lan. Şunlara bakın. Çan nereye gitti? Baba koyun yediyse salalım. Daha yemek pişireceğiz. Te. Saldık arkadaşlar bunlar gezinsinler diye. Da. Eski videolardan. Şimdi bunları buraya kapadık. Anneleri daha yememiş üçkağıtçılar. Yediniz mi lan buruç karışımlı samanı? Daha yememişler arkadaşlar. Bekleyeceğiz bir 15-20 dakika. Bir 15 dakika bekleyince iş tamam arkadaşlar. Beni de götürüyorlar. Hava kararmaya, kar yağmaya başladı. Hadi çıkın da suyunuzu için, hemen ben sizi kuzularınızla buluşturayım. Buradan sıcak su basıyoruz. Kaloriferden ılık su. Tam içilecek gibi. Koyunun hem şöyle keyfi yerine geliyor, hem de ılıcacık su içiyorlar. Ayaz, evet ayaz. Keşke size bugün daha çok buruç getirebilseydim. Kuzulu koyunlar dolusunlar buraya. İlk koyunun ilk kuzusu annesi kadar olmuş. İlk kuzular ne kadar büyümüşler. Hepsi büyüyecek. Sadece ne zaman? Abi Semihalar bizi bekliyor. Bir 15 dakikada emişiyorlar. Küçük kuzuları zaten annelerinin yanında bırakıyorum. Bakın şu büyük kuzular emmişler çoktan. Biz emdik annemizden. Bak oyun yapmaya başlamışlar. Hemen ayrılalım. Çok geç kalmadan gidelim. Şu kuzumuzu tuttuk. Bunun da bir tane büyük memeli koyunumuz vardı. O da aynı onun gibi. Bir hafta tuttuktan sonra kuzusu büyüyecek. Hadi ayırıyoruz baba. Şimdi real videosu çektim de çekemedim. Birazdan çekeceğim. Instagram'dan takip edenler görecek büyük ihtimalle çekebilirsem. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur diyor ya. Onu yapacağım. Hadi bakalım. Ben buldum bir tane. Ne buldu? Vallahi. Koyun dışarı salmadan mı ayıralım? Hadi bilmem. Arkadaşlar işler bitti. Şimdi eve gidelim. Babam seslendi. İki tane göz gördüm dedi. Canavar onlar dedi. Bir gideyim bakalım. Bakın kuzuların keyfi yerinde. Annelerin de burada yerinde. Şu oğlu annesini emerse daha mutlu olacak. Babam dışarı çıktıydı. Şurada dedi iki tane göz. Canavar büyük ihtimalle dedi. Su deposunun oraya doğru bak dedi. Gece görüşü aldım. Bir bakayım bakalım. Canavar değildir ama... Canavar da olabilir. Niye? Çünkü kış hava. Gelmez ya. Köpekleri saldık ama kar yağıyor bu arada. İşler bitirdik tabii, içeri Kayseri yağlaması yemeye girecektik. Babamın aksiyonları bitmiyor. Vallahi dört göz arkadaşlar bak. Koyunları şey yapsın, hemen dışarı bir ışıkla dolaşır. Hemen şöyle bir sağa sola bakar. Neyse ses yapmayalım. Gidelim şununla bir bakalım. Oradalar çalının dibinde göz şivaya.
Gidelim de tilkiye benzeyeler. Yok ya. En son kademeyi al. Yoklar bak. Tilkidir ya. Canavarın burada ne işi var? Şurada göz şıvadı da. Ah vallahi orada bir şey var. Baba. Baba. Mezarlık duvarına doğru çaksana. Mezarlık duvarına doğru orada. Bak tam çaktığın yokta da. Göremedin ne? Kapat. Göz geldi ya. Ay dondum arkadaşlar, gideyim. Tilki gibi duruyor la da. Çok soğuk. Vallahi çok soğuk. Gidiyorum, dondum, dondum. Vallahi çeşmeyi çok iyi kapattım baba. Sen gece dolaşırsan sen de bir bak. Dondu parmaklarım. Çeşme donarsa gökyüzüne. Donduğumayız, donduğumayız o kadar. Arkadaşlar işler bitti, içeri geldik. Şimdi burada Kayseri yağlaması yapıyorlar. Kayseri yağlaması mıydı? Evet. Bundan önce video çekmişler. Ben biz dışarıda işleri yaparken, bakın hamuru nasıl tutuluyor, içi nasıl hazırlanıyor. Siz onları izleyin. Ondan sonra burada buluşalım. Şimdi hamurlarını pişiriyorlar. Semiha hamur yayıyor. Annem şöyle bunun üzerinde Kayseri yağlamasının altında olacak hamurları pişiriyor. Burada pazı yazıyorlar. İçi de orada pişiyor. Hadi bakalım siz o başını izleyin. Ondan sonra yaparken buluşalım. Kayseri yağlaması. Kayseri yağlamamızın hamurunu tutacağız. Ondan sonra da hayvanlara gideceğiz. O biz hayvanlara bakarken burada mayalanacak. Burada 2 su bardağı süt, 2 su bardağı da su var. İkisinin de ılık olması gerekiyor hamurun kabarması için. Şöyle koyalım. Ben tarifin 2 katı şeklinde yapıyorum. Çünkü biz kalabalığız, yetmiyor. 4 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı sen koy hadi. Toz şekerimiz var. Onu da koyalacım. 1 paket instant maya var. 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi bunları önce bir karıştıralım. Mumumuzu ilave edeceğiz. Tamam. Şöyle bir bardak koydum. Şöyle döktüm. Olsun, bir şey olmaz. Ekmek bezin üstüne. Ben dökeceğim. Hadi dök bakalım. Bizim meraklı. Öğrenecek. 2. Şöyle. 3. bardağımız. Ben dökeceğim onu da. Tamam sen dök hadi. Kaç bardak olacak? Hadi dök hadi, halana yardım et. 6 bardak. Aldığı kadar. Un değişiyor bazen. 3 oldu. Ben de bunu dökeceğim. Dök. 4. Ben de onu dökeceğim. Falan gittiğine sen yapacaksın da bize hamur. Yapacağım. Emin olamadım pek. Yapmadım. Dök alacağım. Öğreneceğim tamam. Mi kızım? Öğrendim. Şimdi 5 bardak koyduk arkadaşlar. Bunu yoğuracağım. Tabii bir un hala az. Önce bir karıştıralım. Aldığı kadar un olacak. Hamur zaten böyle çok aşırı sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamurumuz olacak. 5 bardak daha ilave ettim. Toplamda 10 bardak oldu. Büyük ihtimalle daha alacak. Dediğim gibi ben tarifin 2 katı yaptım. Çünkü biz kalabalık olduğumuz için yeterli olmuyor. Bir de ikraya bu hamurdan ben birazcık da şey yapıyorum. Pişi yesin diye. Çünkü o mumlar şey yemiyor. Tamam, o yüzden birazcık fazla yaparız. Tutuyorum hep. Bu hamur lezzetinden yenmez. Çünkü İkroş Hanım çok meraklı bir kız olduğu için durmadı. Ben de ellerini yıkadım. Onu da hamura dahil ettim. Bakın benden daha güzel yoğuruyor. Bak. Bak. Ben diyorum işte. Senin de o minik ellerini ısırırım. Sizin aynı küçüklüğünüz yani. Bak. Yapacak bir şey yok. O da öğrenecek. Öyle yapacak böyle, odası. Böyle yumruğunu hadi bakalım. Bak kızını. Hamurumuzu toparladık. Bakın şöyle yumuşaklığı var. Şimdi kapatacağız. Bir saat kadar dinlenecek. Yani mayalanacak. Kapat anne. Şimdi kapatalım. Kayseri yağlamamızın iç malzemesini yapacağız. Hamurumuz hala kabarıyor.
yani dinlenmekti. Öncelikle buraya kıymasını koydum. Sanırım bu kıyma 1 kilo kadar var. Abime söylemiştim de ne kadar olduğunu tam bilmiyorum. Açıkçası da tartmaya üşendim. Bu şimdi önce kavrulacak. Bunun içerisine soğan, yeşil biber, kırmızı biber koyacağız. İlk önce kıymamızı pişireceğiz ama. Kıymamız orada kavrulurken biz de iç malzemesini hazırlayacağız. Şöyle soğan, biber, sarımsak, bir de yazdan atmış olduğumuz şöyle kırmızı biberlerimiz var. Biz bunları böyle yazın doğrayıp derin dondurucuya atıyoruz. Kışın da bu şekilde kullanıyoruz. Hadi bakalım doğramaya başlayalım. Bu sefer tahta kullanmayacağım. İnce olması gerekiyor değil mi içi? Evet, küçük küçük. Kıymamız kavruldu. Çok hafif bir suyu kaldı. Artık diğer malzemelerini ilave edeceğim. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Ve diğer malzemelerimiz var. Soğan, sarımsak, kırmızı biber ve yeşil biber. Şöyle karıştırayım ben. Tekerli olmuyor. Hadi bakalım. Hamurumuz artık kabarmış. Bakın kocaman bir hamur. Öncelikle bunun şişliğini alalım. İlk önce ikraya dediğim gibi piş yapacağız. Çünkü o bunu yemiyor. Yenge tavayı koy da ısınsın. Önce ona pişi yapalım. Yer hamurumuz çok zaten. Hamur sıcacık karayiferin yanında olduğuna. Hamurlarını yapacağız. Bence bunlar yeterli. Yeterli yani. Yeterli ya. Çok da kalın olmasın. Çok ince olmasın. Normal. Sen zararcı kedi misin? Bizim hamurlarımızdan ne istiyorsun sen? Düşeceksin Sema. Düşmez. Senin var ya ısırırım. Sen ne güzel iki dizin üstüne çöküyorsun öyle. Aman sofraya vuruyor. Zarar yapıyorsun değil mi? Hamurları koy al yavuzdan. Yusuf. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Uhu, buhar oldu. Evet arkadaşlar, burada iç harcımız kavruluyor. Bakın burada ikramın şişleri pişiyor. Evet arkadaşlar, bezelerimizi de yaptık. Şöyle mandalina büyüklüğünde 23 tane bezemiz çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Pofidik pofidik nasıl güzel. Bakın bakın bakın. Kabarıyor bak. Güzel kabarıyorlar. Ya. Efendim alacağım. Afiyet olsun bir tane. Oo. Bak. Evet arkadaşlar, bu artık kavruldu. Domatesimizi ilave edelim. Yine buhar oldu kamera. Böyle baharatlarını da ekleyeceğim hemen. Salça ilave ettim. Bu da tuz, kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber, köy biberi. Bir de bizim 7 çeşit baharat dediğimiz baharat var. Ondan koydum. Şimdi bunu da güzelce de kavuracağız. Ve hazır. Hem domateslerimiz de pişecek. İzlediniz arkadaşlar. Biz dışarıda koyunlara, kuzulara bakarken gittik. Dağdan bugün buruş da getirdik. Annemler içeride pazı yazıyorlar. Yemek yapıyorlar. Bugün de Kayseri yağlaması yapalım dediler. Şimdi kaç tane kaldı Semiha? 5 mi? 6 mı? 6. 6 tane topu kalmış. İki de orada. Kaç taneden yapacağız? 11-12 taneden mi? 23 taneydi. 11-12. Biri 12 düşer, biri 11 düşer. Kişi başı 11 tane. Yok hayır. Ortaya. He. 12'si yap. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt yapacağız mı sen aslında? Şimdi bakın. Oh mis mis. Çok az kaldı. Hemen bunlar yazıldıktan sonra, şunlar da piştikten sonra malzemesiyle buluşturacağız arkadaşlar. Hazlama yayma işi bitti. Pişirme işi de bitti. Şimdi evet, kıyma ile buluşturma vakti. Kayseri yağla... Oh, öyle mi yapılıyor Semiha? Evet. Nasıl ya? Böyle. Niye ki? Ben kenar... Böyle olsun böyle. Ben öyle yapılmıyor zannettim. Böyle. Kenara dört köşeye büküyorsun. Katırıyorum. Bir ona bir buna. Niye öyle? Ha, iki par porsiyon olsun diye. Ya orta yere. Bir oraya. Bak, ders yapacağım.
Bu mu şimdi Kayseri yağlaması? Evet. Aynen bu. Ders yapacağım. Dersin mi var senin? Aferin kızıma. Ödev. Öğretmenim bana ödev verdi. Oh mis gibi vallahi arkadaşlar. Şimdi sırayla bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya üstüne de kıymamızı serpiyoruz. Bir kilo kıymadan yapıldı. Şöyle size göstereyim. Hızlı vaziyette şunları tamamlayalım. Bugün bayağı iş yaptık. Gittik buruş falan topladık. Karnımız acıktı arkadaşlar. Dadı da mükemmel olur. Yoğurt diyeceğiz bir de bunu. Şimdi yoğurtlama zamanı. Bunun en güzel yeri yoğurdu. Şöyle. Aslında ortasına koysak daha iyi olur. Baba ben gidiyorum. Aferin kızım ha. Çok sert. Sert mi? Sert dediğim çok katlı ya. Dur şöyle çevirirsek bence. Evet. Keskin bıçak yok muydu? Bu da keser de o yüzden bunu aldım. Hadi bakalım arkadaşlar. Biri yoğurtlu olacak, biri yoğurtsuz olacak. Soframıza geçelim. Bayağı yorulduk bugün. Ağaca çık, çamdan in, buruç topla, koyunlara götürdük ama keşke şöyle iyice dolduraydım. Yem karmanın içinde hiç gözükmeyecek bile. Şimdi şundan şöyle ayranımız da var arkadaşlar. Şöyle çatala doluyorlar ama ben çatala dolayamayacağım büyük ihtimalle. Evet, şöyle yapıyorlar. Şöyle. Sen istiyor musun sarımsaklı yoğurt? Şöyle yapalım. Böyle işte arkadaşlar. Evet. Bunlardan yiyeceğiz. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Yanında mis gibi de ayranımız var. Yemekten sonra görüşürüz. Hazırlanmamız lazım. Yarın sabah erken kalkacağız. Ders yapacağız. İkran'ın dersi var. Aynı zamanda Yusuf sünnet olmaya gidecek. Ya hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Baştan videonun sonuna geliyoruz. Yusuf yarın Allah'ın izniyle sünnet olacak. Hiçbir şeyden haberi yok. 6 saat kala hiçbir şey yedirmeyin. 4 saat kala da emzirmeyin dedi doktor. Şimdi daha çok var. Şimdi yiyip içebilirsin tamam mı? 6 saat kala. Yemeyeceksin. 4 saat kala da anneni emmeyeceksin. Tamam? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaşmadık mı? Anlaştık ya. Anlaştık. Hadi bakalım. Dediğim gibi yarın erken kalkacağız arkadaşlar. 5.30'da falan 6'da baba, burada. Baba anlaştık. Dedi. Anlaştık dedi. Değil mi? Hı-hı. Yarın buradan çıkacağız 5.30-6 gibi. 5.30'da çıksak olur. Yollar buzludur, karlıdır bilemiyorum şimdi. Hafiften kar yağıyor yine. Erkenden gidelim. Sünnetine yetişelim. Yarın. Yok, sünnet yapmak istemiyorum. Oldu da bitti maşallah. Diyeceğiz değil mi Yusuf? Din diri din diri din din din. Oldu da bitti maşallah. Öpeyim hadi gidiyor. Abi hadi gidiyor. Sünnet olacağından haberi biliyor.